Sevgili izleyiciler, hepinize selamlar ve saygılar. Efendim bugün Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ndeyiz. Tabii bilim merkezi deyince eminim ki hepinizin iştahı kabardı. Benim de gerçekten iştahım kabardı. Çünkü aslında bilime yatkınız. Sadece bilimin biraz pahalı olduğu düşünülüyor. Çünkü teknik ekipmanlar gerekiyor. İşte bunu da Bağcılar Belediyesi sağlamış ve buraya, bilim merkezimize çevre okullardan öğrencilerimiz geliyor. Onlara burada bilimin nasıl bir şey olduğu, yani temeli öğretiliyor. İşte o temellerden bir tanesindeyiz. Kara delik öğretiliyor şu an. Hocam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Öğrencileri aldınız yine. Evet, öğrencilerimiz geldi. Hangi okuldan geliyorlar hocam? Çocuklar hangi okuldansınız? Hangi okuldan? Gümelik. Mehmet Yaren Gümelik. Mehmet? Yaren Gümelik ilkokulu. Nerede okul? Nerede okul? Başakşehir'de. Başakşehir'den misafir aldık, evet. Başakşehir'den bugün misafir aldık. Çevre ilçelere de hizmet veriyoruz. Evet, sadece Bağcılar değil. Hocam. Ben Sevil Biçer Güngör, fizik bölümü mezunuyum. Burada bilim merkezimizde çocuklara eğitmenlik yapıyorum. Hep beraber geziyoruz, eğleniyoruz. Her gün öğrenci grup. Tabii, her gün iki grup, sabah iki grup, öğleden sonra iki grup, dört grup alıyoruz. Ha, dört grup. Evet, dört grup şeklinde. Her biri 20-30 öğrenci, her bir grupta 20-30 öğrenci oluyor. Onlarla birlikte eğlenerek geziyoruz. Evet, bilim öğretiyoruz. Evet, bilimleri eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz. Çocuklar, hadi bakalım yan tarafa geçelim şimdi. Burayı bırakıyoruz. Gel biraz bakalım. Biraz istasyonu söyleyelim hocam. Bu kara deliğimiz bizim. Kara deliği anlatıyoruz çocuklara. Uzaydaki kara deliğimiz maket halinde burada ve nasıl çektiğini, içine nasıl çektiğini görüyoruz. Evet. Anladım. Burası bir başka istasyonumuz. Yarım ay şeklinde olalım şöyle, yarım ay şeklinde. Şimdi kameranın önünü açabilir miyiz? Biraz geriden çocuklar, biraz geriden. Çocuklar biraz kameranın önünü açabilir miyiz şöyle, biraz rica etsem? Geriye. Sen de biraz bu tarafa gel. Şöyle yan tarafları şöyle gelin. Tamam. Yanlardan göreceğiz bugün, tamam mı? Şimdi burası hortum makinesi çocuklar. Biz burada hortum oluşturacağız. Nasıl yapacağız bunu? Bakın, içerisinde sis var, şurada sisimiz var. O sis gelecek ve döne döne hortumumuzu oluşturacak. Ama dünya üzerindeki hortumlar böyle oluşmuyor çocuklar. Dünya üzerinde sıcak hava, bakın denizlerden gelen sıcak hava, fırtınayla birlikte gelen soğuk hava çarpışarak birbiri etrafında dönüyor ve hortumlar oluşuyor. Bizim burada yapay hortumumuz, bakın altta soğuk hava geliyor, sıcak hava geliyor, üstten de soğuk hava geliyor ve sisi döndürmeye başlıyor. Şimdi şu düğmeye bastığında başlayacak, ama önce ben biraz size hortumdan bahsedeyim. Hortumun küçüğüne çocuklar şeytan kulesi diyoruz. Şeytan kulesi sadece böyle kağıt parçalarını havalandırıyor. Kasırga ise hortumun büyüğü oluyor çocuklar. Bunlar arabaları, evlerin çatılarını böyle her şeyi alıp bir yerden başka bir yere fırlatabiliyor. Yani büyük afet şeklinde görülüyor. Okyanus kıyılarında oluyor. Evet, kasırgalar okyanus kıyılarında oluyor. Yani Türkiye'nin okyanusa kıyısı olmadığı için Türkiye'de kasırgalar görünmüyor. Hadi izleyelim mi şimdi? Evet. Basıyorum bu düğmeye. Şu öndekiler çömelebilir mi? Alttan daha güzel göreceksiniz. Alttan daha güzel göreceksiniz şimdi. Evet, basıyorum. Bakın, dönen hortumu göreceksiniz. Gördük mü? Sis dönüyor ve hortum oluşturuyor. Evet. Bakalım. Birazdan onu da göreceğiz. Buraya bakıyoruz önce. Evet. Gördük mü hortumu? Geçelim mi? Hortum da böyle oluşuyormuş çocuklar. Hortumlar nerede oluyormuş? Havada oluyormuş. Aferin sana. Tamam, şimdi buraya. Sisli havada mı oluyor hocam? Sisli havada değil, havada. Havada. Ben sis dediğim için çocuğumuz söyledi. Evet, şimdi bu tarafa bakalım. Hadi gelelim. Evet, burası başka bir istasyonumuz. Burası da evet, girdap. Girdap makinemiz. Girdap oluşturacağız burada. Çocuklar, bu kutunun içerisinde ne var? Su. Su var. Girdaplar o zaman nerede oluşuyor acaba? Bir düşünelim. Nerede? Suda oluşuyor. Aferin sana. Bakın, dünya üzerindeki sular neler? Dünyada hangi sular var? Denizler var. Başka? Göller var. Büyük sular. Neydi o? Okyanus. Evet, okyanuslar. Burada çocuklar, girdaplar oluşuyor. Kocaman girdaplar oluşuyor, ama bizim burada küçük bir su olduğu için küçük bir girdap oluşacak. Bizim girdabımız nasıl oluşacak biliyor musunuz? Altta bir delik var. Görüyor musunuz bu deliği? Evet.
Bu delik suyu aşağı doğru çekiyor. Sonra şu yandaki borudan bakın aynı suyu geri veriyoruz. Neden alttan alıp üste veriyoruz sizce? Neden? Neden? Suyu döndürmek için. Bakın orada verirken hızlı bir şekilde veriyoruz. Suyu döndürüyoruz. Döndürdüğümüz için birazdan bakın girdap oluşacak. Hatta oluşmaya başladı. Şu ipi görüyor musunuz? Bu gerçek bir ip değil. Bu köpük. Köpükler aşağı doğru çekildiği için bize ip gibi görünüyor. Yukarıya bakalım. Dönen girdabı görüyorsunuz. Aynı hortuma benziyor değil mi? Hortum değil çocuklar. Bu girdap. Girdaplar suda oluyor. Hortumlar nerede oluyordu az önce görmüştük? Havada oluyor. Aferin size. Şimdi ikisi arasındaki farkı anladık mı? Anladık. Süpersiniz. Çocuklar girdaplar da kara delik gibi etrafındaki her şeyi içine çekiyorlar. Mesela okyanusta bir girdap oluştu diyelim. Orada gemi var. Gemiyi içine doğru çeker. Bizim buradaki küçük bir girdap olduğu için ancak pimpon topunu yani masa tenisinde oynadığımız o küçük hafif toplar var ya onları çekebilir. Burada çok fazla çekim göremeyeceğiz. Şimdi gidişine bakalım bir de. Kapatıyorum. Herkes bir baksın nasıl yok oluyor. Bakın bu da çok eğlenceli. Gördünüz mü? Hem oluşumu hem de evet. Tam tersini görüyoruz. Gerçekten çok eğlenceli hocam. Evet çok güzel. Geçelim mi burayı? Evet. Tamam. Hemen şurada bir sandalyemiz var. Oraya geçeceğiz önce. Hemen sandalyemize geçiyoruz. Bakalım sandalyede ne öğreneceğiz sevgili izleyiciler. Efendim Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ndeyiz. Öğrenciler hemen yan taraftaki ilçemizden gelmişler. Burada eğitim alıyorlar. Başakşehir'den gelmiş öğrencilerimiz. Gel bakalım hadi sen gel. Sen hadi bakalım. Gel. Tamam. Çocuklar bir adım geride duralım. Bir adım geride duralım. Evet. Şimdi arkadaşımız buraya oturdu. Ben onu iki şekilde kaldırmaya çalışacağım. İlk önce şuradaki demirlerden tutup yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorum. Ve kaldıramıyorum. Çok güçlüyüm diyen var mı? Çok güçlüyüm ben kaldırırım diyen. Gel bakalım sen çok güçlü duruyorsun. Gel bakalım. Şuradan tut bakalım. Kaldırmaya çalış arkadaşını. Oo. Tamam çok belini ağrıtma. Güçlü ama evet. Kaldıramadı. Kaldıramadık çünkü hem sandalyemiz hem kızımızın ağırlığı çok fazla. Kaldıramıyoruz. Şimdi iple birlikte çekmeye çalışacağım. Bakın aynı ağırlık var. Ben iple birlikte çekmeye çalışıyorum. Şu anda bakın zorlanmadan arkadaşınızı yukarı doğru çekebiliyorum. Neden iple çekmek kolay oldu? Sizce neden iple çekmek kolay oldu? Aferin sana. Bakın ipin bağlı olduğu yerde şurada bir makara var çocuklar. Bu makaralar sayesinde ne yapıyoruz? Kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Yani daha az kuvvet uygulayarak işimizi gerçekleştiriyoruz. Tamam mı? Mesela asansörlerde, inşaatlarda, vinçlerde yani yük kaldırmak istediğimiz yerlerde bu makara sistemini görebiliyoruz. Ve işimizi kolaylaştırıyor. Biz bunlara basit makine diyoruz. Tamam mı? İleriki sınıflara geldiğinizde yani 8. sınıfa geldiğinizde bu konuyu göreceksiniz. Newton'un dediği mi hocam? Hı. Bana bir manivela verin dünyayı kaldıralım demiştik. Evet. Evet. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Şimdi arkadaşınız kendini çekecek. Sonra evet. Biz arkadaşınız kendini çekiyor. Kendini. Çek. Aa, ne kadar güçlü. Evet. Aferin sana. Bravo. Biraz daha çek. Biraz daha. Bak tam üst seviyeye geleceksin şimdi. Süper. Şimdi yukarıdaki elini aşağı alıyorsun. Bu şekilde. Üstteki elini aşağı al. Üstteki elini aşağı al. Ah, evet o şekilde. İn bakalım yavaş yavaş in. Şimdi makara diyen arkadaşımız kimdi? Sendin değil mi? Gel bakalım sen de dene. O doğru cevap verdiği için haliyle denemeye hak kazandı. Evet. Ya. Çekecek. Adın ne? Ediz. Nasıl güzel mi? Zevkli mi Ediz? Zevkli. Çok zevkli. Tamam şimdi yavaşça. Öyle değil. Ellerin acımasın. Yavaş. Tamam. Birkaç kişiyi daha deneteyim. Gel kızım sen de gel. Siz de diğer deneylerde yer alırsınız. Tamam mı çocuklar? Çok aletimiz var. Senin adın ne? Elif Su. Kaç yaşındasın Elif Su? 8. 8 yaşındasın. Kaç kilosun? Normalde... Küçücük bir poşeti kaldıramaz ama bakın işte makaralar ne kadar işe yarıyor. Bu basit aletler. Yani bilimin ilk bulduğu aletler bunlar. Burada da çocuklara bu makara sistemi gösteriliyor. Yavaş aşağı in bakalım. Çocuklar bu makara sistemi nerede
kullanılıyormuş. Ben az önce söylemiştim. Asansörlerde başka. Şöyle geçeyim. İnşaatlarda yani yük kaldırmak istediğimiz yerlerde. Değil mi? Tamam. Şimdi sen söylemiştin. Gel bakalım sen de dene. Son sen de dene. Ondan sonra bitirelim burayı. Başka deneylerimiz de var çocuklar. Bakın iki çanak var burada görüyor musunuz? Bu iki çanakta şimdi ses deneyi yapacağız. Onları da burada denemeyenler onları deneyecek. Evet, makara sistemi sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi burada çocuklara eğitim veriliyor. Bilimin temel ilk adımları bunlar. Hem hayata ilk adımlarını atıyor çocuklarımız hem de bilime böylece ilk adımlarını evet, atmış oluyorlar. Deneyerek, evet. Şimdi çocuklar, ses. Ben şu anda konuşuyorum değil mi? Benim sesimi duyuyor musunuz? Evet. Duyuyorsunuz. Peki benim sesim nasıl oluşuyor bilen var mı? Ses nasıl oluşur? Duyduğumuz sesler nasıl oluşur? Şimdi benim şurada gırtlağım var. Gırtlağımda ses tellerim var değil mi? Aferin sana. Bu ses telleri titreşerek oluşuyor çocuklar. İnsan sesi bu şekilde oluşuyor. Aslında bütün sesler titreşim sonucu oluşuyor. Mesela şuradaki davula vurduğumuzda davulu titreştiriyoruz. Ya da gitarın telini titreştiriyoruz. Bu şekilde ses oluşuyor. Herkes şöyle gırtlağına elini koyabilir mi? Gırtlağına şöyle. Aa diyelim. Titreşimi hissettiniz mi? Titriyor değil mi? Yani bütün sesler titreşim sonucu oluşuyor. Peki ses nasıl yayılıyor? Benim sesim size nasıl gidiyor? Titreşimle değil de dalga dalga gidiyor. Evet ses dalgasıyla gidiyor. Aferin sana. Ses dalga dalga yayılıyor. Şimdi bu iki çanaktan bakın ben buradan konuşacağım. Benim sesim oluştuktan sonra dalga dalga buradaki çanağa gelecek. Sonra kulağını koyan kişi benim sesimi çok net bir şekilde duyacak. Ben fısıltıyla konuşacağım tabii. Bu fısıltı çanakları söylemeyi unuttum size. Fısıltı çanaklarında fısıltıyla konuşuyoruz ama sesimizi çok net bir şekilde duyabiliyoruz. Tamam mı? Hiç bir deneyde yer almayan bir öğrencimizi alacağım ben şimdi. Hocam siz seçin isterseniz. Meryem alabilirsiniz. Meryem. Ahmet alabilirsin. Tamam. Hayır, Meryem girmediği için. Meryem seni şu karşıdaki çanağı alalım. Orada kulağını koy oradaki deliğe. Ben sana soru soracağım. Soruları cevap vermek istediğinde o deliğe konuşacaksın. Boyun yetmiyorsa o tabureyi çekebilirsin. Öyle mi hocam? Ben buradan konuşacağım. Evet. Arkadaşımız bana cevap verecek. Bakalım duyabilirse cevabını vereceğiz. Şimdi ben arkadaşımızın adını da bilmiyorum, yaşını da bilmiyorum. Söylemeyin. Sürprizi bozuyorsunuz. Ben sorular soracağım. Bakalım doğru cevapları duyabilecek miyim? Evet. Siz sessizce dinliyorsunuz. Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ne hoş geldin. Beni duyabiliyor musun? Benim adım Sevil. Senin adın ne? Evet, cevabını bekliyorum. Meryem kaç yaşındasın? Evet, arkadaşımızın ismi Meryem'miş ve 8,5 yaşındaymış. Ben de denemek istiyorum. Evet. Bildin mi? O zaman bir alkış hak ettin değil mi? Ben de denemek istiyorum hocam. Tamam, siz de deneyelim. Evet, ben de deneyeyim. Evet, karşıya bir kişi alalım. Öğretmeni seçmişti az önce. Evet, bir arkadaşımızı da alacağız. Ama isim söylemeyin. İsim söylemeden. Duymadım adını. Adını duymadım sevgili izleyiciler. Şimdi deneme yapıyoruz. Ben de bir. Evet. Ben konuşacağım peki. Tamam. İsterseniz tutayım ben mikrofonu. Tamam hocam rica edeceğim. Selam nasılsın? Duydun mu? Evet. Güzel bir şey. Nasılsın? İyi misin? Sevdin mi burayı? Hiçbir şey duymadım. Neden? Çanağı tutturamadık. Evet. Selam, nasılsın, iyi misin? Beni duyabiliyor musun? Tamam, şimdi sen konuş, biz buradan evet. Duyalım. Hadi bana bir soru sor bakalım. Uzun bir şey söyle. Hadi konuş bakalım. Sen konuşuyorsun kızım. Bir daha söyle, geliyor ama az geliyor. Tamam, bir saniye söylüyorum. Sizin isminiz ne dedi? Vallahi duydum. Evet. Değil mi?
Adnan. En azından böyle cevap vereyim. Ama muhteşem bir teknolojiymiş. En azından bunu da öğrenmiş olduk. Ben bu kadar hocam yakından olabileceğini hiç zannetmiyordum. Evet, aynı şöyle telefon düşünün. Gibi. O şekilde iletişimi sağlıyoruz. Evet. Şimdi çocuklar denge tünelimize gireceğiz. Denge tünelimiz. Tek sıra olmanızı isteyeceğim sizden. Tek sıra. Tek sıra. Tek sıra. Şöyle öne doğru gelelim. Evet. Çok eğlenceli. Burada herkes deneyecek. Çok da eğleneceksiniz. Şimdi önce ben anlatacağım, sonra siz deneyeceksiniz. Ne yaptığımızı bilmeniz lazım. O yüzden önce ben anlatıyorum. Evet, bu denge tünelimiz. Bakın burada bir yol var. Görüyor musunuz bu yolu? Bu yol hiç hareket etmiyor. Sabit bir yol bu yol. Yalnız etrafındaki şu silindir dönecek. Oradaki silindir dönecek ve oradaki ışıklar sayesinde biz dengemizi kaybedeceğiz. Nasıl kaybedeceğiz? Bizim beynimizin, bakın beynimizin şu alt kısmında beyinciğimiz var. Tamam mı? Bu beyincik bizim denge merkezimiz. Dengemizi bu denge merkezimizin etkilenmesi sayesinde kaybedeceğiz. Yani böyle biraz yalpalayacağız. Döndükçe de siz bu yol hareket ediyormuş gibi hissedeceksiniz. Bazıları çok etkileniyor, bazıları hiç etkilenmiyor. Tamam mı? İlk önce şu yandaki yerleri dokunmadan bir geçmeye çalışın. Eğer denginiz bozulursa, denginizi kaybederseniz tutunabilirsiniz. Karanlık bir yer olacak. O yüzden şöyle kapatalım. Biz de kameradan sizi izleyeceğiz, tamam mı? Kamera burada hemen. Evet. Çalışmaya başladı. Evet, çalışmaya başladı. Şimdi ilk beynimizin bize oynadığı bir oyunu izleyeceğiz. Şimdi sevgili izleyiciler. Hemen ilk kardeşimiz gitti. İlk önce dokunma. Bakalım ne olacak. Evet. İlerlemen gerek. İlerle. Çok hoşuna gitti. İlerlemek istemiyor. Beynimizin bize oynadığı bir oyun. Aslında dönen sadece etraftaki şey. Fakat beyin sizin döndüğünüzü düşünüyor. Dolayısıyla da çocuklarımız gördüğünüz gibi. Ben de deneyeceğim birazdan. Evet. Görebiliyorsun değil mi? Evet. Harika. Heh, tamam. Gel. Şöyle dur. Ha, kameranın önüne geçme. Evet. Hadi bakalım. Benim de bu deneyimi yaşamam gerekiyor. Ben de gireceğim. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Normalde düz bir zeminden gidiyor çocuklar. Bu beynimizin, beyinciğin size yanlış konum vermesi aslında, yani gördüğünü yanlış tanımlaması. Evet. Bazılarımızın beyinciği biraz iyi çalışıyor, daha iyi çalışıyor. Çok eğlenceli. Çocuklar için de gerçekten hem çocukları eğlendiren hem de işte bilimi öğreten bir bölüm burası. Sevgili izleyiciler, Fuat Sezgin Bilim Merkezi'ndeyiz. Çocuklarımıza denge tünelinden geçiyorlar. Tünelinden geçiyorlar şu an ve burada aslında biraz da beynin nasıl çalıştığına çocukları itmeye çalışan bir bölüm burası. Evet, ben varım hocam. Ben de deneyeyim. Ben de deneyim, bakayım ne olacak. İçeride inanılmaz bir uğultu var. Evet, sonra da ben. Ben Deniz. Böyle çekelim. İnanılmaz. Aa, inanılmaz bir yer gerçekten. Ya bizim çocukluğumuzda neden böyle yerler yoktu? Çocukluğumuzda neden böyle yerler yoktu? Geleceğe emin adımlarla
yürüyoruz çocuklar Bağcılar'da. Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi çocuklara bilimi yaşatarak öğretiyor. Uygulamalı bir şekilde öğretiyor. Sevgili izleyiciler. Şimdi çocuklar sesli borulara geldik. Bu sesli borularda bakın kaç tane burada 3, 6, 9 tane borumuz var. Bu borularda sesleri farklı farklı duyacağız. Her bir borunun uzunluğu farklı. Buna göre sesler de farklı olacak mı? Bunu deneyeceğiz, tamam mı? Şöyle istasyon şeklinde ilk arkadaşımız kulağını buraya koyuyor. Koy bakalım, dinle burayı. Sonra yandaki boruya geçiyorsun. Yandaki boruya geç, sen buraya da gel. Arkadaşımız ilerledikçe siz de ilerliyorsunuz. Gel bakalım, sen buraya geç. Sesler farklı farklı çıkacak. Ne meraklıyım ben de ya. Evet. Farkı duyuyor musunuz? Yani bakın. Boruların boyu uzadıkça seste kalınlaşmaya başlıyor. Önce en kısa borudan ince bir ses geliyor. Onu da ben size tarif edeyim. Sonra yavaş yavaş borular uzadıkça sesler de kalınlaşmaya başlıyor. İşte çocuklar da. Burada ne öğreniyor hocam çocuklar? Burada sesin borularla birlikte yani frekansın değiştiğini görüyorlar. Evet. Bu frekansla birlikte ses kalınlaşıp incelişiyor. Evet. Bunu anlıyorlar. Evet. Yani ses frekansları bulunduğu ortama göre de değişiklik gösterebiliyor. Burada çocuklar bunu öğreniyorlar. Hadi biraz hızlı ilerleyelim. Bunu elektronik aletlerde de yapıyorlar biliyorsunuz. İşte bir mikrofona konuştuğunuz zaman ses kalınlaşıyor, inceliyor. Sesin frekansını ayarlamakla ilgili bir şey ki bu çocuklar da burada sesli borularda deney istasyonunda. Evet, en kalın ses hangisinde çıktı? En kalın ses en uzun. Aferin sana. En kalın ses en uzun boruda çıkıyor. Çünkü orada titreşim sayısı fazla olduğu için ses kalınlaşıyor. Frekansı düşüyor. Peki en ince sesi de sana soralım. En küçük. En küçük de. Aferin sana. En küçükte de en ince sesimiz çıkıyor. Tamam, sizi şöyle bitirenleri şöyle alayım. Tek sıra olalım yine. Evet. Şöyle tek sıra olalım. Gelin bakalım. Biraz böyle gelelim. Pisagor'a gitmeyeceğiz herhalde hocam. Onların şu anki seviyeleri seviye, uygun tamam, değil. Çünkü tamam. 8. sınıftan itibaren görüyorlar onu. Peki. O yüzden. Evet. Burada ne öğreneceğiz hocam? Şimdi hava topu deney istasyonumuz. Burası da çok eğlenceli. Burada da havayı gözlemleyeceğiz. Havayı normalde göremiyoruz. Bakalım görebilecek miyiz bu sefer? Muhteşem. Harika. Evet. Çocuklar havayı normalde göremiyoruz. Dokunamadığımızı düşünüyoruz ama burada. Evet, görebileceğiz. Görebileceğiz. Nasıl görebileceğiz ama biraz değişik olacak, tamam mı? Cam mı? Cam olmayacak, tamam. Söyle canım. Davula vuracağız, oradan da hava çıkacak. Evet, sen çözmüşsün olayı. Davula vuracağız. Şimdi dinledim herkes orayı. Çocuklar, yeni deney istasyonumuz hava topu. Şu anda havayı görebilen var mı? Yok değil mi? Şu anda hava var, bu odanın içerisinde hava var. Ama biz havayı göremiyoruz. Peki havayı hissedebilir miyiz? Evet. Şöyle bir yapalım mı? Çok yorulduk, şöyle bir hava gelsin. Geldi mi hava? Havayı hissedebiliyoruz ama göremiyoruz. Ben şimdi size buradan basınçlı bir hava göndereceğim. Herkes şöyle ellerini kaldırabilir mi? Bakalım bizim havamız nereye kadar gidebilecek bu basınçlı hava. En arkadakiler. Hissederseniz havayı bana söylüyorsunuz. Havayı hisseden elini indirsin. Hadi bakalım. Havayı hisseden elini indiriyor. Hissedenler elini indirsin. Bakalım nereye kadar hissediyorsunuz? Hissedenler elini indirsin. Evet, bakalım kimler hissetmiş? Kim hissetti en son? Ellerinizi bir kaldırın. Hissedenler elini kaldırsın. Evet, şuraya kadar gitmiş demek ki. Şimdi çocuklar, şurada bakın sarı ipler var. Görüyor musunuz? Oraya bir bakmanızı istiyorum sizden. Şuraya doğru bir bakın. Sarı iplere kadar gidebilir mi sizce? Hava oraya kadar gidebilir mi? Bir deneyelim mi? Deneyelim. Hadi deneyelim bakın, hocam. Hava topunu oraya doğru yönlendiriyorum. Bakın şimdi hava oraya kadar gidebilecek mi? Hava topumuz oraya kadar gidebilecek mi? Deniyoruz. Gitti mi? Nasıl? Nasıl? Bakın içinden, tam içinden geçirdim. Gördünüz mü? Havamız demek ki basınçlı hava oraya kadar gidiyor. Hocam maşallah, siz de tam 12'den vuruyormuşsunuz. Evet, alıştım artık. Evet, şimdi çocuklarımız üzerine deneyeceğiz. Bakalım kimler içerisinden havamızı geçirdi. Evet. Sizi görebilmeniz için içerisi siz dolduracağım çocuklar.
sisle birlikte sisle havayı görebileceksiniz. Normalde havayı göremiyoruz ama sisle havayı görebileceğiz, tamam mı? İçerisine sis dolduracağım. Siz de benim gibi arkadaki kısmı çekip bırakacaksınız. Çekip bırakınca oradan bakalım kimler geçirecek, halkayı kimler geçirecek, buna bakacağız. Evet, burada sisle dolduruluyor içerisi ve tabii bununla beraber sisle birlikte havayı da böylece görmüş olacağız. Gel canım. Şöyle şimdi bunu aldık. Şimdi bunu çekip bırakacaksın. Sonuna kadar çek 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 çek. Bırak. Süper. Ya. Muhteşem. Sen sıranın arkasına geç. Muhteşem. Çek bakalım. Çek çek çek. İyice çek. Çek 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 çek. Bırak. Süper. Çok güzel. Orkun, sen de yapmak istiyor musun? Çek 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 çek. Bırak. Aferin. Tam 12'den vurdu. Tam 12'den vurdu. Geç kızım, gel. Artık havayı görebiliyoruz. Evet. Çek 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 çek. Bırak. Süpersin. Tamam, 12'den. Gel kızım. Valla. Çek. Sonuna kadar çek. Çek. Süper. Gel. Harika ya. Çek, bırak. Bırak. Süper. Hızlı olalım biraz, siz bitmeden. Herkes denirse. Çek, bırak. Bırak. Süper. Tamam. Gel kızım. Hemen. Çek çek çek. Bırak. Süper. Tamam. Evet. Herkes. Hızlıca. Nasıl hissediyorsun? Yapanlar bırak. Harika. Hadi gel sen de. Evet, burası da böyle. Başka bir istasyona geçiyoruz. Biz de böylece havayı görmüş olduk. Şöyle yarım ay olalım çocuklar. Yarım ay. Şöyle yarım ay. Yarım ay. Herkesi görebileceği şekilde yarım ay. Heh. Gel bakalım. Evet, oraya geliyor, buraya geliyor. Hemen. Burada Newton renk şarkı, evet, deneyi. Şimdi çocuklar, Newton renk çarkımız. Newton'u duyduk mu? Newton'u. Newton'u duyan var mı? Newton size özellikle başına elma düşüyor. Bu elma neden düştü diye düşünüyor ve bir şey buluyordu. Neyi buluyordu? Yer çekimini buluyordu. Aferin size. Çocuklar hadi gelin siz de. Hadi gelin bakalım. Gel böyle. Newton renk çarkında da çocuklar. Newton diyor ki, Newton... Oğlum gel böyle artık, gel. Newton diyor ki bütün renklerin birleşimi bana beyaz rengi verir diyor. Sizce doğru mu söylüyor acaba? Evet, evet. Beyaz aslında bir renk değildir diyor. Bütün renklerin içerisinde barındıran... Duydun mu Orkun? Duydun değil mi? Bir ışıktır. Biliyor muydun? Doğru mu? Şimdi burada bunu göreceğiz. Bakın bütün renklerimiz burada var. Ve ben bunu hızlı bir şekilde döndüreceğim. Bakalım beyazı elde edebilecek mi? Beyaza dönecek mi? Hadi bakalım. Evet. Döndürüyorum. Herkes dikkatlice bakıyor. Dönmeye başladı. Renkler karışmaya başladı. Birazdan bu beyaza doğru gidecek. Dönsün, iyice dönsün. İyice bir dönsün. Evet, sarı oldu. Ama arada beyazı da görüyoruz sanki. Değil mi? Ben beyazı görüyorum. Daha çok sarıya benziyor ama beyaz da... Geliyor. Evet. Bakın beyaza döndü. Bütün renklerin birleşimi beyaz oldu. O zaman doğru söylemiş değil mi Newton? Biz de aferin. Bunu burada görmüş olduk. Newton aferin. Evet, bulmuş adam şimdi. Abi zamanında. Şimdi tam arkanıza dönüyorsunuz. Orada bir deniz topumuz var. Görüyor musunuz? Deniz topumuzu. Şimdi bunu böylece bunu da öğrenmiş oldu Orkun. Orkun bilmiyordu, öğrendi. Bernoulli üfleyiciymiş burası. Geleceğimiz yer sevgili izleyiciler. Hemen şöyle bir geçeyim hocamın evet, yanına. Bakın elimde bir tane deniz topu var. Ben bunu bırakırsam ne olur çocuklar? Ne olur? Bırakıyorum şimdi. Ne oldu? Gitti. Yere doğru? Düştü. Düştü mü? Evet, evet. Neden yere doğru düşüyor? Neden böyle yukarı gitmiyor ya da? Yer çekimi var değil mi? Yer çekiminden dolayı yere biliyorlar, doğru. Biliyorlar, zehir gibi hepsi ya. Şimdi ben bunu
hava gelen bir yere koyarsam bu yine düşer mi? Hayır. Düşmez değil mi? Şimdi havayı açıyorum. Bakın Bernoulli üfleyicimizi açıyoruz. Burada bir hava geliyor. Bunun üstüne koyacağım şimdi. Bakalım. Bakın. Kapı düşmüyor. Peki ben bu masayı eğersem top düşer mi düşmez mi? Deneyelim mi? Düşer mi? Hadi bir eğelim bakalım. Topumuzu eğiyorum. Bakın topu düşmüyor. Değil mi? Arkaya doğru da eğilir. Niye düşmüyor hocam? Evet, niye düşmüyor? Neden düşmüyor? Hava çekmiyor. Gerçekten hava çekmiyor. Neden düşmüyor? Çocuklar ben burada havayı açtığımda bir alçak basınç oluşturdum, tamam mı? Etrafında da yüksek basınç var. Bu etrafta yüksek basınç var. Bu yüksek basınç bu topu orta kısma yani alçak basınca doğru itiyor. O yüzden de topumuz düşmüyor. Bakın. Buradaki havanın geldiği yere kadar top düşmüyor. Ama siz ellediniz. Düştü. Evet. Tamam. Düşmüyor ama insan eli deyince düşüyormuş. Demek ki çok müdahale etmemek gerekiyor. Buradan yeni bir fikir çıkardım. Hayır hayır onu değil. Masayı yiyeceksin değil mi? Çocuklar direkt... Evet dur bakalım biraz. Çocuklar direkt topa fokuslandı. Topa odaklandıkları için şöyle yapalım çocuklar. Şöyle bırakayım ben. Tamam siz ama elinizi topa vurmayın tamam mı? Anlaştık. Topa indirmek yok sadece masayı yiyor. Hadi bakalım. Eğdik düşmedi. Oo, o buraya da. Tamam. Yok illa düşürecekler. Bir de etki tepkiye geçiyoruz şimdi. Bu arada yayındaki son deneyimiz. Sonrasında çocuklarla bir muhabbet edeceğiz. Aha. Bitirmiş olacağız. Evet, buyurun evet. Hocam. Evet, iki adım geriye gidelim. Hatta şurayı açalım. Evet, şuradan şu tarafa doğru geçelim. Etki tepkiyi daha önce duyduk mu? Etki tepkiyi duyduk mu? Duyduk mu? Yok, duymadık. Şimdi hemen kısaca etki tepkiyi açıklayalım. Az önce Newton'dan bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? Newton yer çekimini bulmuştu. Newton aynı zamanda etki tepki yasasını da buluyor çocuklar. Bakın Newton ne kadar çok şey bulmuş değil mi? Bu Newton etki tepki yasasında diyor ki bir cisme bir kuvvet uyguladığımızda, mesela ben şu duvara şöyle vurduğumda bir kuvvet uyguluyorum değil mi? Buradaki cisim de benim elime karşı bir kuvvet uyguluyor. Yani cisimden zıt yönde bir kuvvet daha geliyor. Biz buna tepki diyoruz. Vurduğum kuvvete etki, karşı yönde uygulanan kuvvete de tepki diyoruz. Ben bu duvara vuruyorum, duvar benim elimi acıtıyor. Demek ki duvar bana tepki veriyor. Tamam mı? Şimdi etki tepkiyi kısaca anladık. Şimdi arkadaşlarımız üzerinde göreceğiz ve daha iyi anlayacağız. Nasıl olacak? İki arkadaşınızı aldık. Ellerinizi uzatacaksınız böyle. Uzat şu elini uzat. Üç deyince birbirlerini itecekler. İttikleri anda etki olacak. Sonra da geriye doğru giderek tepkiyi göreceğiz. Anlaştık mı? Anladınız mı? Ben 3'e kadar sayacağım. Siz de iteceksiniz. Var gücünüzle itin ama öne doğru düşmeyin. Dikkat edin. 1 2 3 Evet, gördünüz mü? Yavaş bir etki tepki oldu ama güzel oldu. Bir daha deneyelim. Bu sefer daha biraz sert olsun. Evet, biraz daha sert. Ellerini uzat. 3 deyince. 1 2 3 Aferin size. Evet, çok güzel. Gördük mü etki tepkiyi? Tamam, başka iki kişiyi alalım. Öğretmenimi seçiyor. Bir bakalım. Evet, bunlar bayağı güçlü. Otur bakalım. Sen de gel. Evet, üç deyince. Bir, iki, üç. Süper. Tamam, güzel oldu. Hocam, bu arada hocamızla da bir röportaj yapalım. Öyle mi? Tamam. Çocuklarla bir iki röportaj yapalım, sonra toparlayalım. Gelin çocuklar şöyle bir iki kişi hocam yine siz belirleyin. Gelsinler. Evet, evet, bir iki öğrenci. Gel Zehra, yanımıza gel. Zehra gel. Mahavin geç, evet. Meryem geç. Tamam. Tamam, ilk önce bununla yapalım. Evet. İsim neydi? Fatma Zehra. Fatma Zehra. Nasıl, beğendin mi burayı?
Çok beğendim. Çok beğendin değil mi? Ne öğrendin bugün? Hangi deneyi istiyorsun? Hangi deney daha çok ilgini çekti? Şuradaki hava topu. Hava topu. Evet. Planetaryumu beğendin. Evet. Hepsini beğenmiş ama onun biraz daha fazla ilgisini çekmiş. Demek ki o yönde bir eğilimi var. Aynen. Böylece öğrenmiş olduk. Bir kardeşimizi daha alalım. Gel. Hemen. Bir de erkek kardeşimizi alacağız. Sonrasında da bitireceğiz. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Havin. Havin. Hı hı. Sen nasıl, beğendin mi burayı? Hı hı. İlk defa geliyorsun değil mi? Hı hı. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Üç. Üçüncü sınıfa gidiyorsun. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyor musun? Hı hı. Değil mi? Ne kadar zevkli bir şey. Gerçekten bilimle uğraşmak çok zevkli değil mi hocam? Evet. Gel senle de tanışalım. Gel, küçük kardeşimizle de tanışalım. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Fırat. Fırat'cığım sen nasıl, en çok hangi istasyonu beğendin? Dengede durma. Denge tüneli. Ha, denge tüneli. Evet. Çok da zevkli. Ben de geçtim. Beynim yandı orada. Bir daha gelin ama. Tamam geliriz. Tamam mı? Hocam size de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Tekrar bekleriz. Çok teşekkürler. Evet. Buraya öğrenciler geliyor. Sabah ayrı iki grup. Evet. Öğleden sonra iki grup geliyor. Evet. Hem ilçemizden, Bağcılar ilçemizden hem de çevre ilçe, komşu ilçelerden. Siz Başakşehir'den geldiniz. Mehmet Yaren Gümel İlkokulu'ndan. Çok teşekkürler. Hocam isterseniz böyle alalım, bir konuşun kısaca. Öyle mi? Hocam rahatsızım, o yüzden konuşmuyorum. Hayır, mikrofon almıyor, o yüzden söylüyorum. Öyle. Evet. Evet. Merhabalar. Biz de Mehmet Yaren Gümel İlkokulu'ndan Evet, en büyük teşekkür Bağcılar Belediye'mize ve Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir Beyefendi'ye. Böylece programı da bitirmiş olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.